Merkez Bankası'nın yeni başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar ve Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makro ihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımları ile birlikte dezenflasyon süreci değerlendirildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İnşaat Maliyet Endeksi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,94 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre ise %67,31 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %54,26, işçilik endeksi ise %111,83 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, deprem kaynaklı konut stoğundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi. Almanya'da ticari gayrimenkul fiyatları 2023'ün son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %12,1 gerileyerek kayıtların tutulduğu günden beri görülen en sert düşüşü kaydetti. Verilere göre ülkede özellikle kiralık daire bulamama sorununun büyümesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 ay ve 10 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi satışlarla birlikte 14,84 milyar lira borçlandı. 14 ay vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz %42,52 olurken net satış 1,34 milyar lira oldu. 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise net satış 9,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bu ihalede bileşik faiz de %26,56 oldu. Uluslararası Para Fonu IMF'nin başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin küresel ekonominin yumuşak iniş yapacağından çok emin olduğunu ve faizlerin yıl ortasında düşmeye başlayacağını tahmin ettiklerini söyledi. Georgieva, Amerika gibi önde gelen ekonomilerde faizlerin düşürülmesi ihtimali konusunda en geç yıl ortasından itibaren faizlerin enflasyonun geçen yıl izlediği yönde şekillenmesini bekliyorum. Enflasyonun geçen yıl izlediği yönde şekillenmesini bekliyorum dedi. Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle aralarında Çin ve Türk şirketlerinin bulunduğu 5 ülkeden 24 şirkete ticaret kısıtlaması önerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa vadeli enflasyon beklentisi Ocak'ta değişmedi. Konuklarımızla birazdan bu konuyu da gündeme getireceğiz. Pazartesi akşamındayız değerli izleyenler. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel ve Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar bu akşam bizimle birlikte. Murat Bey stüdyoda hoş geldiniz. İyi çok akşamlar. Çok teşekkür ederim Murat'cığım, sağ ol. Mete Yüksel de uzaktan bağlanacak. Mete Bey size de iyi akşamlar, hoş geldiniz programa. Selamlar, iyi akşamlar. Teşekkürler. Birazdan konuşacağız gündemde, yurt içinde, yurt dışında ne varsa hepsini, ama önce piyasalarda kapanışlar nasıl oldu hızlıca onu getirelim ekranlarınıza. Değerli izleyenler, Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1,42 artışla 9.174 puandan tamamladı. 24 Ocak'tan itibaren yükseliş trendine başlayan endeks üst üste 10 işlem gününü yükselerek tamamlamış. Sadece geçen hafta çarşamba günü %0,29'luk bir gerileme yaşadıktan sonra yükselişini tekrar başladı. Yani toplamda 7 Şubat çarşambayı dışarıda bırakırsak 13 iş günü borsa yükseldi. Bu arada endeks bugün 9.174 puandan kapandı. Hem
kapanışını hem de gün içi gördüğü en yüksek seviye rekorunu da yenilemiş oldu. Çünkü 9.174 puan gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye. Böylece dediğim gibi her iki rekoru da yeniledi. Her ne kadar alımlar güçlüydü dedik, alımlarla yükseldi dedik. Öğleden sonra banka hisseleri öncülüğünde bir kar satışı da oldu. Ancak alımlarla karşılandı. 9.088 puana kadar gerilediyse de satışlar alımlarla karşılandı ve endeks günü %1,42 artışla tamamladı. Gün sonunda 75 hisse yükseldi. 25 hisse değer yitirdi. Puan bazında bakıldığında İş Bankası 17, Tüpraş 17, Turkcell 11, Akbank 9 puanla endeksin yükselişine en çok destek veren hisseler oldular. Diğer tarafta ise kayıplar tarafında ise geçen hafta endeksi taşıyan hisseler diyebileceğimiz Türk Hava Yolları ve BİM ve aynı zamanda Sabancı Holding'de bugün puan bazında endeksi kayıp tarafında öne çıkan hisselerdi. Sektörel olarak da bakalım, iletişim %3,5, bankacılık %3,1, petrokimyada %2,4 yükselerek bugün öne çıktılar. İşlem hacminde yine 100 milyar liranın üzerindeyiz. 139.2 milyar lira oldu BIST 100 işlem hacmi. BIST tüm işlem hacmi de 206.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Uzun bir aradan sonra BIST tümde de işlem hacminin 200 milyar liranın üzerine çıktığını gördük. Para piyasalarına bakalım şimdi. Dolar yatay bir açılışın ardından öğle saatlerine doğru 103,8'e çekilmişti ama sonra toparlandı ve 104,3'lere hareketlendi. Şu anda 104 seviyesinin üzerinde, cuma gününe göre %0,05 bir kapanış var. Yani yatay eksi diyebiliriz. Herhalde yarınki enflasyon rakamlarını bekliyor dolar da. Euro dolar 1,0782 seviyesinde, 1,08'in üzerine çıkmıştı. O da bir miktar geriledi euro dolar karşısında. 1,0750'lere kadar gevşemişti. O da oradan hafif bir toparlanma yapmış. Şu anda %0,02 aşağıda. Dolar Türk lirası karşısında yatay diyebiliriz. %0,1'lik bir artış var. Keza euro da aynı şekilde %0,1'lik bir artış var. Amerikan tahvillerinde durum ne? Güne %4,17'lerden başlayan 10 yıllık tahvil faizi gün içerisinde %4,14 aşağıda. Yukarıda ise 4,19 bandında dalgalandı. Söylediğimiz gibi yarınki enflasyon rakamları öncesinde dar bir bantta hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi şu anda 4.17'nin de altına gelmiş. 4.15 çok hafif bir kayıp var. 5 yıllık ve 2 yıllık tahvillerde de yine aynı hareketin olduğunu söyleyebiliriz. Emtialarda altının ons fiyatı günün büyük kısmında 2020-2027 dolar bandında hareket etti. Öğleden sonra ise sert bir harekette 2011 dolara kadar geriledi. Ama onun altına inmedi, 2011 doların altına inmedi. Oradan hafif bir hareketle %0,14 kayıpta 2021 dolar seviyesinde. Gram altında bu harekete paralel olarak 1996 lira, yani kayıpların bir kısmını geri aldığını söyleyebiliriz. Biz yayına girerken yaklaşık yarım puan kadar aşağıdaydı ama şu anda 1996 lirayla 0,06'lık bir kayıp var. Ve Bitcoin, değerli izleyenler, son 2 yılın en yüksek seviyelerinde bir önceki saat dilimi içerisinde hatırlayacaksınız 50 bin doların üzerine çıktı. 50.327 doları gördü ki 10 Kasım 2021, yani tüm zamanların rekor seviyesi 69.990 küsür, o 991'di galiba. O seviyelerden sonra tekrar 50 bin doların üzerine çıktı. Oradan bir miktar satış gelmiş gibi görünüyor 50 bin doların üzerinde. Ancak %3,5'un üzerinde %3,6 artıda Bitcoin. Petrol, Brent petrol bugün yine 80.77 ile 82.2 bandında hareket etti. Aynı hareketine devam ediyor. %0,55 aşağıda. Amerikan tipi ham petrolde de %0,23'lük bir kayıp var. Avrupa borsalarında Almanya'da DAX endeksi 17.037 ile kapanış rekorunu yeniledi. İngiltere'de çok hafif bir değişiklik var. FTSE'de 0,01'lik bir artış var. Fransa'da da yine 7.689, eğer yanlış hatırlamıyorsam orada da bir kapanış rekoru gerçekleşti galiba. Fransa'da CAC 40 endeksinde, İtalya'da da 31.456 kapanışı var. Amerikan borsaları son olarak geçen hafta cuma günü %0,57'lik bir artış yaşamıştı. S&P 500 ve 5027 puanla kapanmıştı. Bugün yine bugüne de yükselişle başladı. 5042 ile gün içi zirvesini gördü ve gün içi zirve rekorunu yeniledi. Şu sıralarda da hemen altından işlem görüyor. Dow Jones ve Nasdaq'ta da yine artıda olduğunu görüyoruz. Rakamlar, kapanışlar bu şekildeydi değerli izleyenler. Hemen bıraktığımız yerden, yani Amerikan borsalarıyla, Amerikan ekonomisiyle başlayalım isterseniz. Murat Bey, hemen sizinle sorarak başlayayım.
Fed'in açıklamaları, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, sonrasındaki başkanların açıklamaları. Mart ayını şeyden kaldırdı, ortadan kaldırdı. Şimdi yarınki enflasyon rakamı çok çok önemli bir hale geldi. Eğer orada da beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı gelirse Mayıs da ötelenecek gibi bir durumla karşı karşıyayız herhalde. Peki bu durumda tahvil faizleri ve de borsalardaki rekor seviyelere nasıl bakmak lazım acaba? Tahvil faizleri aslında bir miktar tepki verdi Murat'cığım. Yani 10 yıllık tahvil faizleri biliyorsun 4'ün evet. altındaydı. Bir miktar yukarıya geldi. Yani 4'ü bir eşik seviyesi olarak bakarsak ama piyasanın iştahı burada. İştahının evet. teyidi var. Ne olursa olsun bir şekilde yukarıya gitmek isteyen bir şey var. Nasıl diyeyim? Piyasa algısı ne var. Ne olursa olsun değil mi? Evet. Yani hani faiz indirme ihtimali oluşurken büyük bir coşkuyla alan piyasa. İndirme ihtimali azaldıkça işte iki bizim ana hedefimiz acele etmek daha tehlikeli deyip piyasanın hani istemediği mesajlar verildikçe de piyasa yükseliyor. Bir sanki böyle bir düzeltme ihtiyacı var yurt dışında. Yani çünkü verilere veyahut da haber akışına veya mesajlara kayıtsız kaldığınız zaman orada bir enerji birikiyor. O enerjiyle birlikte bir yerde herhangi bir veriyle bütün o geçmişten gelen olumsuzlukları da, olumsuzluk diyeceğiniz Mart'ta değil de Mayıs'ta indirimin başlaması önemli bir şey değil. Fed'in verdiği ana patika şuydu, 3 tane 2024 yılı içerisinde faiz indirimi yapacağız mesajıydı. O mesajdan geri adım yok ama süre olarak ötelenme var. Buna da negatif tepki vermeyen bir piyasa. Avrupa piyasa, Avrupa borsaları için de aynı şey geçerli. Doğru. Yani biraz evvel ekranda siz de gösteriyorsunuz. Evet. Almanya, İtalya, Fransa her şey çok iyi gözüküyor. Bir ama realizasyon ihtiyacı bence var. Çünkü verilere bu kadar kayıtsız ya da gelişmelere bu kadar kayıtsız kalmayacaktır. Bir yerde bunu realize edecektir diye düşünüyorum. Tam sizin söylediğiniz noktadan hemen Mete Yüksel'e döneceğiz. Çünkü Mete Yüksel geride bıraktığımız hafta da bu konunun altını çizmiş ve şöyle demişti. Çok kritik, çok dikkatli olunması gereken dönemlere girdik. Özellikle Amerikan hisse senedi piyasaları için. Mete Yüksel 5000 seviyesinin üzerinde bir S&P 500 görüyoruz ama riskin de bir miktar tırmandığını, daha doğrusu geçen hafta çizdiğiniz çerçeve içerisinde artık riskler geçen haftaya göre bir miktar daha fazla diyebilir miyiz acaba? Ya şöyle diyoruz ama hani bir şekilde öyle bir momentum var ki bu risk off'un olmasını, yani hisse senetlerine satış gelmesini engelleyen bir durum yaratıyor. O kadar baktığım zaman, sadece temel olarak baktığım zaman şişmiş olan değerlemelere bakıyorum. İşte Fed'in bilançosunun düşmeye devam etmesi ve hiçbir şekilde 95 milyar doların değiştirilmesiyle ilgili bir adım, karar, bir konuşma geçmiyor olmasına bakıyorum. Tamponlara bakıyorum. Likitte tamponları hep konuştuğumuz mevzu son hızla azalmaya devam ediyor. O taraftan elimize tutacak hiçbir şey yok. Fed bilançosu küçülecekse, işte bir şekilde faiz indirimleriyle ilgili de sürekli ileriye doğru atıyorsak, likitte tamponları azalıyorsa, değerlemeler bu kadar şiştiyse bir noktada bir düzeltme gelecek olması lazım. O düzeltmenin gelmeyecek olmasını ben sadece şu şekilde açıklayabiliyorum. Tahmin ediyorum piyasada çok büyük bazı oyuncularda bir takım short pozisyonlar var. Ve yani bunlar da düşeceğe oynayan pozisyonlar. Bir şekilde o pozisyonları yakmak için daha büyük pozisyonlar sanki momentuma, yükselişe oynayarak shortların cover edilmesi, yani açığa satmış olanların almak suretiyle pozisyonu tamamlamalarına sebep oluyor gibi görüyorum. Sanki teknik bir oyun var bunun altında yatan diye hissediyorum. Yani iş gücü piyasasının süper sıcak olduğunu görebiliyoruz. Daha önce 3.3 beklenen enflasyonun işte 2023 yıl tamamı için 3.4 geldiğini de gördük. Şimdi yarın bir enflasyon rakamı var, 2.9 bekleniyor. Bütün rakamlar, yani sanayi üretiminden işte ev alımlarına, her türlü NFP vesaire, işsizlik oranları, hepsi ekonominin süper sıcak olduğunu gösteriyor. O zaman bu enflasyonda yukarı riskler devam ediyordur. Şimdi yarın 2.9 değil de 3 veya daha yüksek bir enflasyon gelse ne yapacak borsa? Normal şartlar altında ben derim ki işte yüksek enflasyon var, demek ki çok daha uzun süre faizler yukarı olacak. O zaman hisse senetlerine satış gelir ama bu şekilde artık işlemediğini de görüyorum borsanın seyrinin.
Ondan dolayı hani böyle şaşkınlıkla takip ediyoruz diyeyim. Ben onu soracaktım. Ben sormadan siz söylediniz. Yarın enflasyon eğer beklentilerin bir miktar üstünde 2.9 bekleniyor enflasyon. Tüketici fiyatları enflasyonu 2023 yılında. Bu hakikaten herhalde herkesin yönünü çizmesi hem faizler açısından hem de borsa açısından yönünü çizmesi için önemli bir veri. Mete Yüksel şunu da soracağım. Özellikle Amerikan hisse senedi piyasalarında başkanlık yarışı, başkanlık seçimi sonucu fiyatlanmaya başladı mı acaba? Yani ben özellikle başkanlık seçimiyle ilgili bir fiyatlama olduğunu düşünmüyorum. Ben burada bir yapay zeka, işte teknoloji fiyatlamasının devam ettiğini görüyorum. Ve öyle de fundamental'dan, temelden kopuk bir durumda ki hani 3.80'lere sarkmış olan 10 yıllıklar 4.15'e kadar tırmanıyor ama hisse senetleri rally yapmaya devam ediyor. Yani normal şartlarda bu teknoloji ise yani yakın zamanda para kazanmayan ama işte artı sonsuz vadede bir noktada yüksek işte gelir yaratacağı, fabrik yaratacağı beklentisiyle olan özellikle Nasdaq kağıtlarında bu faiz artışına çok hassastır bunlar. Faizler yükselmesine rağmen bunların rally yapıyor olması hani tamam hani bunu izahı şöyle dördüncü çeyrekler çok iyi geldi, şirketler iyi guidance verdi. Yani sadece bununla da açıklamak bence güç. Teşekkür ediyorum Mete Yüksel. Murat Bey, eninde sonunda az önce IMF Başkanı'nın, aslında o da ilginç, IMF Başkanı yaklaşık 15-20 gün önce, belki maksimum bir ay önce, en büyük risk dünyada faizlerin erken indirilmeye başlamasıdır diye bir açıklamada bulunmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Davos'taydı galiba. En büyük risk budur işte, yani hatta Amerikan Merkez Bankası için de acele etmeye gerek yok şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Ama demek ki gelen veriler IMF Başkanı'nı da ikna etmiş gibi görünüyor. Yılın yarısından itibaren faiz indirmeye başlayacağını tahmin etmiş az önce de okuduğumuz üzere. Peki bu süreç başladıktan sonra dünyada bir miktar para gelişen ülkelere akacak diye hep konuşuyoruz, hep düşünüyoruz. Büyük miktarda paranın akacağını konuşuyoruz, düşünüyoruz. Şimdi son dönemde konjonktüre baktığımız zaman Çin biraz değil, bayağı bir resmin dışına çıkmış gibi görünüyor. Daha önce gelişen piyasalar içerisinde aslan payını alan ülkelerden bir tanesiydi. Hatta belki de birincisiydi diyebiliriz herhalde. Rusya zaten resmin yine dışına çıkmış durumda. Şimdi Hindistan orada aslan payını almaya aday gibi görünüyor. Bütün bu resim içerisinde acaba alokasyonlarda bir değişiklik olur mu? Biz daha bir ön plana çıkar mıyız ya da çıktık mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz o konuyu? Aslında belki faiz indirimi kısmı ile ilgili başlayayım. Sonra da geçen hafta da vardı işte 200 milyar dolara yakın gelişen ülkelere para akışı bekleniyor gibi bir yorum. Şu anda Amerikan ekonomisinde faiz indirmeyi gerektiren bir yavaşlama somut olarak görülmüyor. Çok doğru. Ne işsizlik rakamında. Ne de mesela Amerikan Merkez Bankası'nın verdiği mesaj şu, deniyor ki işte biz %2 hedefine sadığız. En azından patika olarak sadığız. Biraz daha Mete ile konuşuyorsunuz. Şimdi enflasyonda eğer beklentiler tam oluşmazsa, 2 olmazsa ve işsizlikte de problem yoksa istihdam kısmında ekonomik yavaşlamaya dair de önemli bir bir bariyer görmüyorsak negatif anlamda, faiz indiriminin haklılığını, çünkü orada hata yapma durumunda bambaşka başka tedbir almanız gerekebilir. Ki bir kere yaptı zaten, kendisi de kabul etti. Bir kere yaptı, şimdi artık ekstra dikkatli. Belki şu mantıklı olur mu bilmiyorum. Mutlaka değerlendiriyorlardı. Çünkü en fazla veriyle çalışan Merkez Bankası Fed çok fazla istatistiğe dayalı ve data toplayarak yapıyor bu işi. Bilanço küçülterek gidiyor. Önemli bir küçülme de sağladılar. O küçülmeye devam edip faizleri belli bir yerde tutmak. Buradaki tek tartışılı, yani faizlerin indirilmesini haklı kılabilecek böyle felsefi tartışma şu. İşte 5'in üzerinde bir faiz ama 3'ün altında bir enflasyon. Çok fazla bir reel getiri olacak orada. Yani fotoğraf bu. Buradan baktığınızda evet, bu mutlak değer fark gözüküyor. Ama diğer taraftan istihdamla ilgili problem yok. Ve %2 enflasyon hedefinde değilsiniz. Bu kısmını söyledikten sonra bizim açımızdan avantaj olabilecek kısım şurası olabilir. Ve yani bu konuda hep umutluyuz, iştahlıyız. İlk işaretlerini de almaya başladık. İşte konuşuyoruz haftalardır bir şekilde yabancı Türk hisse senetlerine, Türk TL cinsi varlıklara, swap limitleri sınırlı
olmasına rağmen ilgi göstermeye başladı. Şimdi jeopolitik olarak baktığımızda Çin çok fazla uluslararası sermayenin, yani finansal sermayeden bahsediyorum, işte yatırım fonları diye adlandırdığımız kısmın yatırım yaptığı bölümde değil. Rusya zaten yaptırımlardan dolayı olan yatırımları da insanların çıktıkları ya da yatırımcıların çıktıkları bir bölgede. Ukrayna keza, Brezilya daha önce konuştuk, işte seçimlerin sonuçları çok beğenilmedi. İşte Mısır'da devalüasyondan bahsediliyor. Çift kurdan bahsediliyor. Böyle baktığın zaman aslında en rasyonel politikayı, yani geleceğe dair, çok çünkü doğru, önemli bir dönüşüm, yani ekonomi politikasında önemli bir dönüşüm var Türkiye'de. Henüz rakamlara yansımadı. Yani bizim attığımız adımların işte enflasyon kısmında, cari açık kısmında böyle çok istediğimiz tempo değil, ama işaret olarak baktığında bizim gittiğimiz patika doğru ve rakiplerle ilgili soru işaretlerinin arttığı, yani ülkelerden bahsediyorum, rakipler derken gelişen ülkeler arasında bizim rakiplerimizle ilgili soru işaretlerinin arttığı bir noktada şu avantajın sahibiyiz: doğruları yaparsak, doğruları yapmaya sadık kalmaya devam edersek ve bunu daha uzun vadeye yayarsak, Türkiye'nin bir avantajını daha hatırlatmakta fayda var. Teorik olarak yerel seçimlerden sonra Türkiye'de 4 yıl seçim olmayacak. Doğru politikaları uygulayıp hükümetin onun sonuçlarını alacak kadar zamanı olacak. Böyle baktığınızda biz avantajlı gözüküyoruz. Oraları yapmaya başladık. Politik olarak çok fazla popülist politika uygulayacağımız bir dönemde değiliz. Bizim rakibimiz olan ülkelerin ise her, yani birçoğunun kendine göre sorunları var. O yüzden bizim avantajımız olabilecek ya da doğru kullanırsak Türkiye'nin lehine olabilecek bir dönem uluslararası sermaye açısından olabilir. Yani 200 milyar dolarlar vesaire, onları bilmiyorum doğruluğunu. Ama bizim bu işten inşallah not artışlarıyla birlikte daha pozitif etkilenme olasılığımız var. Ciddi bir fırsatımız var, ama bunu yapmak için de doğruları yapmaya devam etmemiz lazım. Anahtar ifade, anahtar hatta altın cümle bu olsa gerek. Ben öyle düşünüyorum. Yani doğruları yapıyoruz. En azından yapma iradesine geri döndük. Yine yayınlarda konuştuğumuz, yani mikro çözümler yerine vaka bazında sorun geldikçe çözümler yerine daha makro ihtiyati tedbirler uyguluyoruz. Bu zaten en önemli felsefi dönüşüm. Yatırımcılarla iletişim konusunda işte Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Sosyal medya üzerinden hemen iletişim başlatıyor. Veya yeni başkan basın toplantısında daha farklı bir onların hepsini soracağım aynı kadroyla. Nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz diye soracağım, ama yönetmenim aramız var mı, yoksa geçeyim mi, devam edeyim mi? Pekala. Tam o noktada isterseniz Murat Bey şöyle sorayım size. Nasıl buldunuz diye soracağım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı değişti. Söylediğiniz gibi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı değerlendirdiler. Sosyal medyadan açıklamalar yaptılar ve o gece yeni başkan ilan edilerek resmi gazetede duyuruldu. Bu geçen hafta Perşembe günü de yılın ilk enflasyon toplantısı yapıldı ve o enflasyon toplantısını yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda hedefler değişmedi. En çok tartışılan, en çok konuşulan konulardan bir tanesi buydu. 2024 yıl sonu ve 2025 yıl sonu hedefleri değişecek mi? Hedefler değişmedi. Merkez Bankası şöyle bir mesaj verdi. Yani biz hedefi değiştirsek, yukarıya çeksek ve bunu faiz artışıyla, yeni bir faiz artışıyla karşılayacak olsak nereye gideceğini bilmiyoruz. Çünkü şu anda o belirsizlik var bu konuyla alakalı dedi. O yüzden sabit tutacağız. Evet, iddialı mı? İddialı. Ama politika bileşenlerini daha etkin kullanarak hedefe ulaşmaya çalışacağız dedi. Metni ve geçen haftaki enflasyon raporunu ve de süreci nasıl değerlendirdiniz? Sizde nasıl bir şey bıraktı? İz düşüm bıraktı. Bu tür değişimlerin olmamasını kişilerden bağımsız olarak tercih ederiz. Çünkü Merkez Bankası başkanlığı uzun süreli bir perspektif olması gerekiyor. İnşallah biz de zaman içerisinde tekrar o kadrolaşma kısmına, özellikle Merkez Bankası kısmına daha uzun vadeli. Çünkü başkanın süresi uzadıkça
politikaların öngörülebilirliği artıyor. Merkez bankaları için söylüyorum. Tek başına başkan karar almıyor tabii ki ama önemli bir etken. Bizde de uzamaya başladıkça politikaların öngörülebilirliği artacaktır. İlk tercih edilen bu. Ama başkan değişiminin süreç olarak gayet iyi yönetildiğini düşünüyorum iletişim açısından. Hiçbir soru işaretine yer bırakılmadan çok sıklıkla piyasa bilgilendirilerek ki bugün de yeni başkan Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geliyor. O iletişim kısmı bence son derece iyi yönetiliyor. Kurul üyelerine söz verilmesi, onların da kendi görüşlerini özgürce ifade etmeleri falan. Bunlar da farklı bir duruş ve piyasa tarafından pozitif algılanabilecek kısımlar. Genel anlamda süreç şu ana kadar gayet iyi yönetiliyor. Hükümet tarafında, Başbakan Yardımcımız, Bakanımız hepsi gerekli iletişimi piyasayla sağlıyor. Enflasyon hedefini yukarı revize etmeyle ilgili kısmı aslında en zor kısmı. Çünkü seneye başlarken veya geçen senenin sonunda ben bireysel olarak enflasyonla ilgili biraz daha iyimserdim hedeflerle ilgili. Yavaş yavaş o iyimserliğim biraz daha törpülenmeye başladı. Yani orta vadeli programdaki %36 hedefi olmayabilir ama işte 40'lar civarında, 40'lara yakın yani 3-4 puan üstünde bir enflasyon hedefi olma ihtimalini yüksek görüyordum. Şimdi biraz daha özellikle Ocak ayı enflasyonu, sonra Şubat ayında gelen zamları, akaryakıt zamı başta olmak üzere bunları gördükten sonra biraz zor gibi gözüküyor. Yani en azından ben kendi adıma daha az iyimserim enflasyon konusunda. Merkez Bankası yıl içinde bir yerlerde yeni yönetim, yani bu iletişim son derece iyi yönetildi ama bu kararla karşı karşıya kalabilir. Hani faiz indirimi falan piyasa konuşuluyor. Bence onlar şu andaki görüntüde bayağı uzak ihtimaller diye düşünüyorum ben kendi adıma. Artırması gerekirse eğer bir noktada enflasyon temposu bu şekilde giderse asıl şey karar anı orası. Onu da bir naçizane benim tavsiyem Merkez Bankası yönetiminin o senaryoyu da çalışıp o senaryonun iletişiminin nasıl yönetileceğini de şimdiden düşünmek, ben olsam düşünürüm yani. Çok teşekkür ederim. Mete Yüksel, aynı soruyu size de soracağım. Geçen hafta Perşembe günü enflasyon raporu sunumu vardı ve sonrasında da basın toplantısı gerçekleştirildi. Öncelikle şeyi nasıl buldunuz, tonu nasıl buldunuz onu soracağım size. Hedeflerin değiştirilmemesi ve az önce özetlemeye çalıştığımız Merkez Bankası'nın yaklaşımı, yani hedefleri revize edip yukarıya doğru faiz arttırmak yerine politika bileşenlerini çok daha aktif kullanarak hedefe ulaşmayı, iddialı mı? Evet iddialı ama bunu yaparak hedefe ulaşmayı tercih edeceğiz dedi. Ve son olarak da bugün Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetimi Bankalar Birliği ile bir araya geldi. Az önce Murat Bey'in de söylediği gibi toplantıda hem bankacıların talebi olmuş, duyduğumuz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla işte özellikle kredi kartları konusunda nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin olarak ve bu marjlarla alakalı olarak yine onların özellikle orta ve küçük ölçekli bankaların marjlarla alakalı tam istediklerini elde edemedikleri ve önümüzdeki dönemde nasıl bir yaklaşım olabileceğine ilişkin yaklaşımları. Ama sonuçta toplantının sonunda hem Merkez Bankası hem bankalar tarafı ne konuşulduğunu, ne anlatıldığını, hangi kararların alındığını, ne üzerine konuşulduğu konusunda herkesin mutabık bir şekilde kalktığını, herkesin ne konuşulduğunu anladığı şekilde kalktığı bir toplantıyı geride bıraktı. Bankacılık sektörüyle yapılan toplantıda siz süreci nasıl değerlendirdiniz geçen hafta Perşembe'den itibaren? Geçen Perşembe ben de Ankara'daydım, merkezin toplantısındaydım. Ben ilk toplantılarına gitmeyi seviyorum yeni Merkez Bankası başkanlarının. Oradaki nüansları görme adına iyi oluyor. Güzeldi yani, makroekonomist olarak iyi bir performans olduğunu söyleyebilirim yeni başkanım. Hani yönetim ve kitleye hakimiyet olarak belki birazcık daha orada Hafize Gaye Erkan'ın daha lidersel bir rolü vardı ama bu da liderlik yapılabilecek bir rol mü? Ona da emin değilim. Yani başkan yardımcılığıyla beraber soruları alması vesaire gerçek bir teknokrat olduğunu gösteriyor. Makro sorulara daha hakimiyeti olduğunu gösteriyor. İlk toplantı Hafize Gaye Erkan'ı çok eleştirdiğimiz
mevduat faizlerini düşürmekten bir gurur duyar havası vardı. İşte geldiğimizden beri şu kadar, çünkü bağlayıcı kısım mevduat faizleri, biz bunu keşfettik. Bir merkez bankacı olarak da bunu kullanmasam olmazdı gibi. Biz birbirimize baktık, hayretler içinde kaldık. Neyse ki bir sonraki toplantıda bunu değiştirerek mevduat faizlerinin yükselmesinin öneminden bahsetmeye başlamıştı bir önceki başkan. Böyle en azından hatalar görmediğimiz güçlü bir toplantı oldu. Onun dışında ben boşta kalan bence konular oldu. Mesela Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin en son yapılan zorunlu karşılığa Türk lirası kısma faiz verilmesiyle mevduatların arttığından bahsedildi. Hatta Cevdet Hoca da bununla ilgili ilk işte delilleri gördüğünden falan bahsetti. Yani biz kanalları soruşturuyoruz ve öyle bir şey görmedik. En azından sorduğumuz bankalar ya sabit kaldı dediler. Hatta bir banka düştüğünden bile bahsetti Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin zorunlu karşılıklara faiz ödenmesine rağmen. Onun için o tarafta ben havada kalmış bir kısım olduğunu düşünüyorum. Biraz önce sen söyledin, bankacılarla bir araya gelinmiş. Bu kredi kartlarına herhalde bir çözüm bulacaklardır. Orada işte bir soru soruldu, hatta işte teşekkür ederek başlanılan cevaba tek soru oydu benim toplantıda dikkat edebildiğim kadarıyla. Bu kredi kartı faizleriyle ilgili tamamen yanından dolaşıldı. Yani herhangi bir şekilde bir cevap vermemek tercih edildi. Birazcık da ondan dolayı belki de Merkez Bankası faizleri arttırmayı arzu ediyor. Fakat yerel seçime giden yolda bunu yapamıyor mu acaba diye bir düşünceye itti bizi. Yani 1 Kasım 2023'ten bu yana 1000 puan faiz artmışken politika tarafında kredi kartı faizlerinin 3.66'da sabit durması çok manasız. Hem cari işlemler açığını arttırıyor, hem talebi önden yükletip enflasyonu arttıran bir durum. Onun için bu tarafta bir kere büyük bir hareket yapılıyor olması lazım. Tahmin ediyorum 3.66 aylık faiz, akdi, azami kredi kartı faiz oranının %5'ler civarına gidilmesi için bir el sıkışma olmuş olabilir. Hatta işte bugün saat işte 5.30 falan gibi başladı herhalde banka rallisi. Yani 5.30'dan kapanışa kadar bankalar %2 civarında yükseldi. Bu da bana bir şeyleri anlatıyor. Yani sanki orada bir uzlaşma oldu ve kredi kartı faizlerinde bir yükseliş göreceğiz. Çünkü aktarım mekanizmasının en çok bozulduğu alanlar kredi kartı faizleri ve Türk lirası vadeli mevduat faizi. Peki Mete Yüksel, hemen şunu da soracağım. Yine bugünkü toplantı doğrultusunda az önce ifade ettiğiniz bu zorunlu karşılıklara, TL zorunlu karşılıklara faiz uygulanması var ama bu sadece bankaların, hani bankalara ekstra bir kar sağlamıyor. Belki de mevduat faizlerine artışın, mevduat faizlerine istendiği kadar etki etmemesinin sebebi budur. Diğer taraftan bir de şunu okudum bugün sadece bir yorumda. Yabancı para karşılıkları hala yüksek olarak, yabancı para için tutulan zorunlu karşılıklar hala yüksek olarak tutuluyor. Dolayısıyla TL'yi karşılıklar için bir faiz uygulanırken yabancı para karşılığı zorunlu karşılıklarında düşürülmesi, mesela bu konuda mevduat faiz, eğer böyle bir uygulama olursa, var mı böyle bir uygulama ufukta, hiç duydunuz mu gördünüz mü, onu soracağım birincisi. İkincisi, eğer böyle bir uygulama yapılırsa mevduat faizlerini yukarı iter mi? DTH'ın zorunlu karşılıklarını indirileceğini zannetmiyorum. Öncelikle 25-30 çok yüksek rakamlar. Yani %25'ini 30'unu bankalar kullanamayıp üzerine herhangi bir getiri almadan Merkez Bankası'na atıyorlar. Ama unutmamak lazım ki yabancı paranın çok büyük bir bölümü, hatta 25-30'dan bile daha fazlası bazı bankalar için vadesiz mevduattan oluşuyor. Zaten bir faiz ödedikleri bir kaynak değil. Herhalde birazcık da bunun bilinciyle biraz yüksek zorunlu karşılıklar burada söz konusu. Diğer sorun neydi, bir daha söyleyebilir misin? Eğer bu yapılırsa, böyle bir hamle olursa mevduat faizlerini etki eder mi, yukarıya çeker mi diye sormuştum ama zaten böyle bir şey ummuyorum. Döviz tarafından mümkün değil. Türk lirası tarafında da şunu söyleyeyim, yani orada elbette ki bankalar için net pozitiftir. Bankalar net pozitif kalabilecekleri ölçüde Türk lirası vadeli mevduat faizlerini yükseltecekler. Ne zaman ki zorunlu karşılıkları aldıkları faizin getirisi ödedikleri Türk lirası vadeli mevduat faizinden işte daha az hale gelir, yani Türk lirası vadeli mevduat faizine daha fazla ödemeye başlar, o noktada keserler. Yani net kesin kazançta olduklarına emin olasıya kadar Türk lirası vadeli mevduat faizini arttırmaları lazım. Değil mi? Depo ihaleleri, sterilizasyon vesaire baktığımız zaman çok da fazla altında para kalmadı gibi görüyoruz sanki. Onun etkisiyle de ufak ufak, hani belki birazcık birkaç hafta gecikmeyle
Türk lirası vadeli mevduatlarda bir yükseliş görebiliriz. Pekala, çok teşekkür ediyorum ve bir araya gideceğiz şimdi değerli izleyenler. Araya giderken de haberimiz, biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu bugün işsizlik rakamlarını açıkladı. Bir önceki bölümde de değerlendirmiştik. Derli toplu haberimizle siz izleyin. Arkasından bir aramız var, sonra yine konuklarımla beraber buradayız. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.1 puan azalarak %8.8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7.1 iken kadınlarda %12 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0.6 puan artarak %48.8 oldu. İş gücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.5 puan artarak %53.5 olarak gerçekleşti. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak %15.5 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 43.7 saat oldu. Programımızın ilk bölümünde konuklarımız neler söyledi? Mete Yüksel, önümüzdeki günlerde Türk lirası mevduat faizlerinde yükseliş görebiliriz gelişmelere bağlı olarak dedi. Ve Murat Salar da seçimlerden sonra doğru politikalara devam edip sonuçlarını alma fırsatımız var. Eğer bunları yaparsak dünyadaki fon akışından daha fazla pay alma konusunda ciddi bir fırsatımız var dedi konuğumuz Murat Salar da. Tam da bu noktadan İsterseniz tekrar devam edelim. Şimdi biz aradayken CDS'lere baktık değerli izleyenler. %4,6 aşağıda Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ve 299 seviyesine kadar gerilemiş durumda. 300 dolarında altına inmiş. Şurası görüyorsunuz en son veri. Aralık ayında da bir yine aşağıya doğru gelmiş. 300 doların altını gördü yine. Türkiye'nin CDS'lerinde de ciddi bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz. İşte dünyada o fon akışından daha fazla pay alabiliriz derken herhalde bahsettiğimiz göstergelerden bir tanesi de buydu değil mi? Aslında doğru yaptığımızın, doğru politikalar ya da en azından patikamızın doğru olduğunun bir teyidi bu, rakamsal bir teyidi. Çünkü CDS ülkelerin risk primi en basit tanımıyla daha düşmesi, daha düşük olması daha tercih edilen bir şey. İlk yansıdığı yeri biz Eurobond faizlerinde görüyoruz, borçlanma faizlerinde. Son iki aydır aşağı yukarı çok sayıda ihraç yapıldı Türkiye'den ve hepsi çok ciddi taleple karşılandı. Eurobond faizleri de aşağıya geldi. Yani grafikte 700'ün bir tık da üstünü gördüğümüz zamanlar var. Herhalde tam seçimlerin doğru, aynen dediğiniz gibi öncesi olsa gerek, öyle hatırlıyorum. Oradan buraya gelmek somut bir teyit. Yani global ölçekteki en somut teyit bu. Bunun tabii taçlandırılmasını biz kredi notundaki değişimlerle görmeyi umut ediyoruz. Onları da göreceğizdir mutlaka. Daha önce de konuştuk. Biraz kredi derecelendirme kuruluşları geriden geliyorlar. Biraz politik de kararlar olabiliyor zaman zaman oradaki kararlar. Ama Türkiye'nin global siyasetteki yaklaşımı da değişmeye başladı. Yani daha doğrusu Türkiye'nin yaklaşımı değil de bizim ilişkilerimiz de değişmeye başladı. Amerika ile olan F-16 konusu, İsveç'in NATO üyeliği konusu, daha böyle sert köşeli ilişkiler vardı. İşte Mısır ziyareti, Cumhurbaşkanımızın işte tekrar bir Birleşik Arap Emirlikleri ile iletişimin başlıyor olması, daha önce tartıştığımız, daha doğrusu böyle bir çok da uzlaşı noktası bulamadığımız ülkelerle, Amerika başta olmak üzere, Dışişleri Bakanı seviyesinde çok sık görüşmeler oluyor. Birazcık o politik atmosfer de yumuşamış gözüküyor. Bir süre sonra biz ratingler, yani kredi notları konusunda da CDS'deki bu gerilemeyi destekleyen, hatta CDS'i biraz daha aşağıya çeken gelişmeler
yaşayacağızdır diye hem tahmin ediyorum hem de umuyorum. Peki Murat Bey, yine bağlantılı olarak şunu sormak istiyorum. Enflasyonla mücadelede en önemli konulardan bir tanesi elbette döviz kurlarının seviyesi, bir şok olmaması gerekiyor orada. Kur yönetimi çerçevesinde yılbaşından bu yana baktığımız zaman dolar yaklaşık %3,7-3,8'lik bir getirisi var. Orada zaten kontrollü bir yönetim izleniyor. Diğer taraftan enflasyon 6,7 geldi Ocak ayında. Mevduat faizlerine baktığımız zaman aylık olarak herhalde, yani kabaca herhalde %3-3,5-%4 civarında bir getiriden, Türk lirası getirisinden bahsedebiliriz herhalde. Bütün bu çerçevede baktığınızda doların genel seyri açısından yurt içinde nasıl bir şey beklersiniz, hareket beklersiniz? Yani özellikle seçimden sonrasında da hani çok konuşuluyor, ediliyor. Bu bazen büyütülüyor, bazen öyle oluyor vesaire. Hani özellikle bir düzeltme olacak şeyden sonra, seçimden sonra vesaire falan filan diye. Ama Merkez Bankası da hiçbir şeye nasıl söyleyeyim size, elimdeki enstrümanlarla buna mücadele, bununla, döviz konusuyla değil, enflasyonla mücadele edeceğim diyor. O da bunun bir parçası herhalde, değil mi? Tabii, yani o seçimden sonra düzeltme olacak kısmı bir önceki seçimden sonra olan düzeltmeye belki de bağlı. O. Yani öyle evet, bir hafıza var insana. Yoksa her seçimden sonra Türkiye'de bir dövizde düzeltme olmuyor. Buradaki farklı olan kısım şurası. Bir önceki seçimde uygulanan politika ile, o dönem seçim öncesi uygulanan politika ile bugünkü ekonomi politikası arasında çok büyük bir fark var. Hı hı. Yani işte faizleri kaç puan artırdık hesaplamadım ben. Yani geldiğimiz yer işte 8,5'la başladık değil mi? Oradan mevcut seviyelere geldik. Şimdi bu politika farklı bir politika. Ve burada bütün yönetim en tepe Cumhurbaşkanlığı seviyesinde dahi şu cümleyle Türk lirasının reel değerlenme sürecine girdik diye bir teyit var. Siyasi irade var. Ekonomi yönetimi de bu konuda bir efor gösteriyor. Buradaki uygulanan politikada ana benchmark diyeyim ya da çıpa diyeyim enflasyon olarak konulduğu için o enflasyonun da tutması için dövizin enflasyona geçişkenliğinin çok yükseldiği bir dönemdeyiz. O enflasyon hedefinin tutması için döviz kurunun gerçekten de söylendiği gibi ekonomi yönetiminden veya şu anda da uygulandığı gibi pratikte bir şekilde enflasyonun altında artması gerekiyor. Çünkü kurun enflasyona geçişkenliği çok yükseldi. Bu politikanın, bu şu anda uygulanan enflasyonla mücadele, dezenflasyon adına ne derseniz deyin, başarısında kurun arttığı bir şey yok. Doğru. Maalesef yok. Yani, senaryo yok. Evet. O senaryo yok. Kurun da bu şekilde enflasyonun altında artıp da rezerv sorunu yaşamamız için de bu sefer bizim ihtiyacımız olan şey yurt dışından kaynak girişi. Hı hı. Yani birbirine linkli şeyler. Tersten bakarsak kaynak girişi olursa kurun seviyesi kontrol edilebilir bir yerde kalır. Enflasyon konusunda en azından bir enstrüman üzerinden bir avantaj sağlama imkanımız olur. O sebeple ben seçimden sonra kur önemli bir düzeltme yapacak beklentisine katılamıyorum. Program başarısızlığa uğramazsa, ki uğrayacağını zannedenlerden değilim. O yüzden o görüş bende yok. Yani hani olsa dükkan seminer bende yok. Pekala. Mete Yüksel, daha önce size sormuştum, sizinle konuşmuştuk şu konuyu. Türkiye'de yarı kontrollü bir döviz kuru uygulandığını söyleyebiliriz herhalde. Merkez Bankası şoklardan kaçınıyor ama yatay bir şekilde yukarıya yönlü, yukarıya doğru bir birikim yapmadan yukarıya doğru bir hareketle devam ediyoruz. Ama bir taraftan da döviz rezervlerinde hem net rezervlerde hem brüt rezervlerde hem de swaplar hariç net rezervlerde geride bıraktığımız dönemde bir gerileme var. Bir taraftan kur korumalı mevduatla da mücadele ediyor Merkez Bankası. Onun etkileriyle mücadele ediyor Merkez Bankası. O da hem şey açısından, kur açısından hem de piyasadaki likidite açısından Merkez Bankası'nın elini zorlayan unsurlardan bir tanesi. Sizin bu genel bakışınız nedir? Onu soracağım. Bir ikincisi de bu şeyle alakalı olarak, dövizin seyriyle alakalı olarak, Türk lirasının seyriyle alakalı olarak önümüzdeki orta vadede acaba beklentiniz, görüşünüz nedir?
Şöyle yani enflasyonla bir kere kafa kafaya gidiyor olması lazım kur hareketinin. Ama öyle olmadığını görüyoruz. Hatta bir şekilde hani bu aktarım mekanizmasının çalışmamasından bahsediyoruz ya, bu Evet. da artar bir şekilde çalışmaz hale geliyor. %6,7'lik bir Ocak ayı enflasyonu vardı. Son bir aya bakın %2'ler civarında falandır herhalde döviz kurundaki tırmanış. Ki yani biraz yetersiz gibi, Big Mac endeksinden bahsediyordu Hakan Kara Hoca. Bizim real efektif kur endeksimiz var, ona bakıyoruz. İşte şu anda 57'ler civarında. En son arz ve taleple kur ne zaman belirlendi? Herhalde Kasım 2021'di. Aralık'ta büyük müdahale geldi vesaire. Yani Kasım 2021'den itibaren sayacı çalıştırdığımız takdirde 53'ten 57'lere geldi. %6,7 herhalde arz ve taleple belirlenen halinden daha değerli olabilir gibi görüyorum. Hani belki bu köpük yerel seçimden sonra alınabilecek bir köpük olabilir mi acaba'yı sorularım, ama yani Murat Sıralar'a da katılıyorum. Çok doğru hareketler yapılıyor. Burada eğer ki bir yabancının portföy girişleri haftalık olarak böyle 1 milyar doların üzerine kalıcı olarak atılabilirse TL değer dahi kazanabilir, rezerv biriktirebiliriz. Dahi işte elbette ki KKM TL olarak tutulan bir döviz linkli varlık, bu doğrudan DTH'a gittiği zaman bir miktar rezerv kullanımı da burada doğal olarak oluyor, ama yavaşlayarak ilerleyecektir elimizdeki KKM stoğu azaldıkça. Herhalde bu sene içinde normalleşir ve arz taleple belirlenen bir döviz kuruna ulaşırız diye düşünüyorum. Peki, o zaman ben de geçiyorum Borsa İstanbul'a. Mete Yüksel, bugün de %1,42'lik bir artış vardı. Az önce yayına girerken ifade ettiğimiz gibi 24 Ocak'tan bu yana bir tek 7 Şubat Çarşamba, geçen hafta Çarşamba'ya bırakacak %0,29'luk bir kayıp vardı. Onu dışarıda bırakacak olursak 13 günde üst üste yükselen bir borsa var ve risk iştahının son derece kuvvetli olduğundan bahsedebiliriz. Herhalde 9.174 puan, yine rekor seviyelerden bir kapanış. Aynı zamanda gün içinde gördüğü en yüksek seviye. Az önce Amerikan borsalarını değerlendirirken hani kritik dönemlere girdik demiştiniz. Bizim borsamızda bu kadar soluksuz bir yükseliş varken acaba nasıl bir seyir bekler bundan sonra bizi? Çünkü geçen hafta yine sormuştum size, dolar bazında gördüğümüz şeylerin henüz daha çok altındayız. 310 dolarların daha uzaktayız değil mi? Daha yolumuz var yani oraya direnç olarak baktığımızda. Tabii yolumuz var. Hani ben çok ufak düzeltmeler dışında hiç büyük düzeltme görmeden kademeli olarak yükselen bir borsa görmeyi bekliyorum. Ama ben hani böyle 10 binli seviyeleri yılın ikinci yarısında görmeyi beklerken, o kadar hızlı bir şekilde gittik evet. ki neredeyse o noktaya ulaşmak üzereyiz. Üst üste gelen olumlu haber akışları var. İşte F-16'larla ilgili bir el sıkışma olayımız var. Onun arkasından gelen yabancı raporları var. Hani her hafta 2-3 tane yabancı raporu geliyor. Şimdi en son bankalarla ilgili bir tane büyük uluslararası broker şeyleri arttırdı, hedef fiyatları arttırdı. Bir tanesi Türk Hava Yolları ile ilgili fiyat arttırdı, hedef fiyatını arttırdı. Bunlar geldikçe bu da ekstra bir destek atıyor. Bugün de dediğimiz gibi hani 5.5 itibariyle özellikle bankalara gelen bir ekstra alım dalgası, ben hani onu kredi kartları ile ilgili bir düzeltme yapılacak. Bu 3.66'dan herhalde 4.5-5'lere doğru bir yolculuk yaptırılacak kredi kartı faizlerine gibi hissediyorum diyeyim. Yapılmış bankalara gelmiş olan bu alım dalgasını bu şekilde ancak yorumlayabiliyorum. Onun dışında tabii şunu da unutmuyor olmamız lazım. Eğer ki kredi kartları ile ilgili faiz düzeltmesi yapılırsa, evet bu bankalar için olumludur ama bunun olumsuz olacağı da pek çok sektör vardır. İşte bu consumer discretionary, tüketicinin keyfe keder bir şekilde aldığı ürünler, neyse onlar, yani perakende sektörünün tamamı, beyaz eşya, elektronik, mobilya, bunların hepsini sayabiliriz. Bu taraflarda da biraz hani alımı güçleştirecek, kredi kartıyla çok ciddi alım yapılan sektörler, bunların da bir miktar eğer ki böyle bir durum olursa zarar görmesini bekleriz. Ha şu da var tabii, yani kredi kartları ile ilgili yapılabilecek tek şey, işte referans faizi ben yükselttim, üzerine de 55 lüks ekstra koyduk. Aa, oldu mu sana azami akli kredi kartı faizi değil. Burada hani işte aylık gelirin 4 katını biz 3 katına indiriyoruz. 2 katını, BSMV ve KKDB'yi ekstra arttırıyor. Yani karı bankalarda bırakmayacağız.
maliyetini arttırarak işte tüketiciyi soğutacağız oradan vesaire denirse bunun başka şeyleri olur, sonuçları olur tabii ama şu anda çok naif bir şekilde sadece kredi kartının aylık faizi artarsa ne olur konuşup onu fiyatlıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Murat Bey, aynı soruyu size de soracağım. Borsa nefessiz diyebileceğimiz bir yükseliş 9174. Bundan sonrası için ne beklersiniz? Aslında Mete'nin bıraktığı yer iyi bir yer. Oradan belki genel algıyı anlamak önce gerekiyor. Eğer Mete'nin söylediği gibi kredi kartıyla ilgili bir düzenleme Bankalar Birliği'nin Merkez Bankası yönetimiyle yaptığında tartışıldıysa negatif sonuçta var orada. Eğer bununla ilgili düzenleme gelecekse tüketime dair. Ama pozitif sonuçtan bakıyorsunuz. Piyasa o kadar hani iyi fiyatlama arzusu içerisinde ki verilerin kötü olması dahi şimdi hiçbir şekilde fiyatların içerisine girmiyor. Şöyle baksak aslında iyileşen çok önemli bir veri var mı? KKM evet azalıyor ama hala ciddi bir rakam var. Bir de böyle tersten bakalım yani. Doğru. Hep iyimser konuşuyoruz ya haftalardır bir seferde ben kötümser konuşayım. KKM'de azalma var ama yavaş yavaş. İşte bazı haftalarda artıyor geçen hafta olduğu gibi ama hala orada ciddi bir bakiye var. KKM azaldıkça döviz talebi görüyoruz. Rezervleri etkiliyor. Doğru. Enflasyon konusunda dediğim gibi bu ayda ekstra akaryakıt başta olmak üzere. Yönetilen, yönlendirilen zamlar var. Evet. İşte okul fiyatları çok tartışıldı. Yani popüler konu olduğu için, aktüel konu olduğu için vesaire. Çok da orada o gelişmeleri görmüyorsunuz. Ama diğer taraftan buna benzer işte enflasyon, Ocak ayı enflasyonu yüksek geldi. Yüksek geleceği bekleniyordu. Ama yüksek geldi fiili olarak. Bunların hiçbirini piyasa şu anda algılamak istemiyor. Genel bir momentum var. Yabancı girişi var. Yabancı girişi olduğu için bizim daha önce 2023'te 8500 endekse geliyoruz. Oradan geriliyoruz. 8500 endekse geliyoruz. Oradan geriliyoruz. Çünkü içerideki parayla bu kadardı. Hatta orada yayınlarda zaman zaman espri olarak şunu söyledik. Türk yatırımcısı cebindeki bozuk parayla dahi hisse senedi almıştı. Önce enflasyondan korunmak için Mayıs-Haziran ayına kadar. Sonra yeni ekonomi yönetimi beğendiği için. Sonra da ama bir yer geldi faizlerin yüksekliği sorgulandı. Şu anda hiçbir şey sorgulanmıyor piyasa. Yani deminki kredi kartı örneği nasıl diyeyim söylenti olan kredi kartı örneği bugünkü fiyatlamada. İyi tarafından da fiyatlayabilirsiniz, kötü tarafından. Bu da şunu gösteriyor ki piyasa bizim tabirimizle, kendi aramızdaki tabirimizle piyasa malda. Bu iyi bir şey ama şu çok iyi bir şey değil. Geleceğe dair risk biriktiriyor. Gerçeklerden çok böyle negatif haberleri hiç fiyatlamazsanız, fiyatlamayacak bir mental yapıya girip veya da algıya girdiğinizde burada biriken ve fiyatlamadığınız negatif haberler bir gün herhangi bir vakayla çok aşırı fiyatlanabiliyor gereksiz bir biçimde. Şu andaki havayı biraz ona benzetiyorum. Ben bir yavaşlama, bir soluklanma, bu kadar toplumun içerisindeki her kesimin hisse senedi konuşuyor olması, yani her türlü sosyal ortamdaki sohbette, her gelir seviyesinden insan hisse senedi yatırımını konuşur oldu. Günlük diyaloglarda sadece profesyoneller bizler için değil, diğer meslekleri yapanların da çok fazla hisse senedi konuştuğunu görüyorum ben. Espri olarak şunu söylüyorum. Ne kadar çok sevenimiz varmış ki bu dönemde algılayabiliyoruz. Biraz fazla genele yayılmaya başladı bu. Yani bunun altını çizeyim ve bunu bir risk olarak gördüğümü hisse olarak belirteyim. Fazla popüler bir konu haline geldi. Bu tür dönemlerin sonunda çok da iyi piyasa hareketleri olmayabilir. Bir de ikinci risk de şu, kötü haberlerin hiçbiri ya da kötü değil de hep iyi tarafından bakmaya çalışıyor piyasa. Evet, borsa ya da hisse senedi piyasası en hızlı hareket eden, en atak
iyi gelişmeleri de kötü gelişmeleri de. En atak fiyatlayan, önceden fiyatlayan, hala önümüzde beklentiler var işte kredi not artışı gibi vesaire gibi. Bunlar mutlaka pozitif etkileyecektir. Siyasi gelişmeleri konuştuk, uluslararası siyasi gelişmeleri konuştuk. Buralardaki gelişmeler de çok kıymetli. Ama diğer taraftan data gerekiyor. Yani veri gerekiyor, realize olması gerekiyor. Enflasyonla ilgili ben şahsen çok iyimser değilim. İyimser düşünememeye başladım daha doğrusu. Daha iyimserdim. Ocak'tan sonra mı? Evet, biraz daha Ocak ve Şubat aylarından sonra şeyi göremiyor. Yani tamamen kura bağlanmış vaziyetteyiz. Kura linklenmiş vaziyetteyiz. Toplumun fiyatlama davranışı bozuldu Muratçığım. Yani veriyle değil de otomatik olarak fiyat artırıyorsunuz. Bu fiyat artışlarını törpülemeniz için talebin kesildiğini görmeniz lazım. İşsizlik datası iyi geliyor. Talebin kesilmesini gerektiren herhangi bir şey yok. İşte asgari ücret artışı vesaire. Bunlara baktığınız zaman enflasyonun aşağıya gelebileceği tek yer kurun düşük kalması. Kura bağlı enflasyon. İşte Haziran'la Ağustos ayasında baz etkisiyle bir miktar geleceğiz. Hı hı. Ama onun öncesinde yukarıya çıkacağız baz etkisiyle. O yüzden datadan çok koparsak, özetle borsayla ilgili sordun, ileriye doğru riskleri biriktiririz ve önemli bir risk de çok fazla halka yayılmaya başladı. Hisse senedi ve ben onun hiç filtrelemeden doğru kelimeyle söyleyeyim, biraz bilinçsizce, fazlaca bilinçsizce olduğunu düşünüyorum. Herkes birbirine hisse senedi tavsiye eder hale oysa geldi. Oysa yüksek bir risk evet, oluşturuyor. Yani bu kadar herkesin para kazandığı ve hani her gün para kazandığı bir yer değil. Hiçbir yer öyle değil. Hiçbir yer öyle değil. Yani böyle gömü bulduk mantığıyla çok da hareket etmemek lazım. Biraz orayı riskli görmeye başladım artık. Pekala, çok teşekkür ederim. Mete Yüksel, şimdi şuradan baktım. Borsa İstanbul yılbaşından bu yana %22.8 artmış. Sanayi endeksi %22.9 artmış. Bankacılık sektörü ise %16 artmış. Hani çok da büyük bir fark yok ama acaba bankacılık sektörüyle sanayi sektörünün performans açısından bir ayrışma yaşadığını söyleyebilir miyiz? Ve yılın geri kalanı için eğer öyle diyebilirsek bu ayrışmanın devamını bekler misiniz, tahmin eder misiniz sektörel olarak? Valla bankacılık için hiç kolay bir yıl olmayacağını evet, söylüyoruz zaten. Orada hani kardan yitirecekleri bir miktar var. Onu nasıl kompanse edeceklerini ne kendileri biliyor ne analiz camiası biliyor. İşte enflasyon endeksi tahviller 62 ile değerlendi Ekim enflasyon 2023'te. O hani 10 puan 20 puan neyse daha düşük getirecek. Her bir büyük banka için 10 milyar 20 milyar lira daha az kar bir kere oradan gelecek. Üzerine alım satım karları yazdılar. Deliler gibi 2023'ün ilk yarısında alım satım arasındaki spreadler özellikle döviz kurunda 10 puanlara varmışken bunu alım satım spreadini yani kambiyo karı alım satım karı olarak kaydediliyor. O taraf müthiş bir şekilde şişmişti. Operasyonel maliyetler işte 2023'ün enflasyonuyla 2024'te tüm operasyonel maliyetler hem insan kaynağı maliyetleri hem şube kiraları her şey yukarıya gidiyor. Bütün bunları kompanse edebilecek elimizde döndürüp dolaştırıp bakıyorum. Spread'e bakıyorum mesela kredi mevduat makasına. Dördüncü çeyrekte her ay kötüleşerek ilerledi. Birinci çeyrekte daha iyi gideceğine ilişkin hiçbir işaret almadığım gibi Türk lirası vadeli mevduatlarda yukarıya gidişi alkışlayarak kutluyoruz şu anda. Yukarıya gidecek bu en nihayetinde. O da marjlar üzerinde ekstra bir baskı yapacak. Yani bir pozitiflik şu var. Komisyon gelirleri belki bankaların daha iyi olur. O da hani kredi kartı komisyonundan kaynaklanıyor. Kredi kartı komisyonu dediğimiz şey de aslında POS makinalarından tahsil edilen faiz. Yani eğer ki 3.66 işte 5'lere giderse POS makinalarından alınan komisyon da artacak. Hani belki bir miktar o taraftan bir getiri yaratabilirler. Onun dışında bilmiyorum. Ama şu var, yabancı geldiği takdirde bankaları alacak. Yabancı geldiği zaman büyük holding hisselerini alacak. Ondan dolayı da kendi kendini doğrulayan bir kehanet şeklinde bir olumlu döngü burada tetiklenebilir. Yabancı geliyor, bankaları alıyor. Yabancı geliyor, Türk lirasını değerlendiriyor.
değerlenen Türk lirası faizleri düşürüyor vesaire. En sonunda bankaların kârı artarak yılın ikinci yarısını kapatabiliriz de. Teşekkür ediyorum. Murat Salar, geride bıraktığımız 4 haftada yaklaşık 500 milyon dolarlık bir pozisyonu var, alımı var Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcının. Şunu soracağım size, bir, bunun devamını bekler misiniz? İki, blue chip diye tabir edebileceğimiz hani büyük hisselere, küçük hisselerden büyük hisselere geçiş oldu mu, olmaya başladı mı? Çünkü vallahi ne zaman da hatırlamıyorum. Yine sizin de bir yayında siz bunun ipuçlarını vermiştiniz. O hareket başladı mı? Ne dersiniz? Aslında oldu Murat'cığım o hareket. Şimdi tekrar bizim yan kağıtlar dediğimiz. Şöyle az geriden anlatayım bunu konuştuğumuz zamanları. Son çeyrekte bir düzeltme yaşandı Borsa İstanbul'da. O düzeltmede yan hisseler diye adlandırdığımız, senin blue chip diye tanımladığınız, bizim daha böyle bilinen BIST 30, BIST 50 gibi. Onun dışında kalan hisselerdeki fiyat erozyonu çok daha yüksek oldu. Yani %50'ler seviyesinde. Hala eski seviyelerine gelemedi. Ama bankacılık ilgi gördü. Hı hı. Bankacılık zirvelerinde. Şimdi ikisi arasındaki farkı buradan ölçebiliyoruz. Çünkü hikaye şu. Evet, bankacılık açısından daha zor bir yıl gibi gözüküyor ama Mete'nin söylediği yeni bir yatırımcı kitlesi geliyor. Geçen sene son çeyrekte de yanlış hatırlamıyorsam eğer borsa düşerken 1,5 milyar dolar civarında bir net yabancı girişi vardı. Tam emin olmamakla birlikte ama buna yakındır rakam. Bu senede işte 45 günde aşağı yukarı 500 milyon dolar diyorsun net yabancı girişi var. İlk tercih ettikleri tabii ki bildikleri kağıtlar. Ve derinliği onlara sağlayan kağıtlar. Bu değişim oluyor. Ama yan kağıtlara da son birkaç haftadır ilginin tekrar arttığını görüyoruz. Diğerleri kadar değil. Bunun da temel sebebi yatırımcı kitlesi değişiyor. O yatırımcı kitlesinin tercihlerinin olduğu yerde fiyatlamalar olacaktır. Önemli olan biz yabancının bir şekilde ilgisini çekebilecek atmosferi oluşturursak, bahsettiğimiz 500 milyon dolarlar falan gerçekten hani az çok o yabancı yatırımcılara da haşır neşir olduğunu zanneden birisi olarak söylüyorum. Bunlar yurt dışında çok şey değil, yani tek bir referans olarak söyleyeyim. Herkesin bildiği bir şey ama 9,5 trilyon dolar varlık yöneten portföy yönetim şirketi var. Yani Fed bilançosundan büyük. Bahsettiğimiz rakamlar debede kulak bile değil yani aslında. Değil. Dolayısıyla biraz evvel gene Mete'nin söylediği yani haftalık 1 milyar dolarlık biz genel sadece hisse senedi için söylemiyorum. Girişleri görme olasılığımız da çok böyle hani göremeyiz diye yatsıyacağımız şeylerdi. Doğruları yapmaya devam edelim. Biraz aşırı iyimserlik borsa tarafında fazla sıkıştırılmış bir zaman aralığına denk geldi. Bütün pozitiflikleri yaşayıp bitirirsek sonra fiyatlayacağımız pek pozitiflik kalmayabilir. Biraz ondan endişe ediyorum ben. Peki, ben de çok teşekkür ediyorum. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, ağzınıza sağlık. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş kapatmaya hazırlanıyoruz değerli izleyenler. Kapatmadan önce son verileri de getirelim ekranlarınıza. Amerikan borsalarında S&P 500'ün 5000 puan üzerindeki seyri devam ediyor. Söylediğimiz gibi 5040 puana kadar yükselmişti bugün ama şu sıralarda 5020'lerde. Dow Jones 38.781, hemen Nasdaq ne durumda ona bakalım. Nasdaq'ta da yine hafif bir kayıp var. Nasdaq'ta %0,3 civarında bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Peki, vadeli işlemler ve opsiyon borsasında durum ne? En son geçen rakam %0,26 yukarıda 9.941 olarak gerçekleşti. Bu arada hatırlayacaksınız, yayına girerken Bitcoin'in 2 yıl aradan sonra 50 bin seviyesinin üzerine çıktığını söylemiştik. Evet, kaç gördü hemen şuradan söyleyeyim size. 50.327 doları gördü en yüksek olarak ama şu sıralarda 50.000'in altında 49.823, hemen altında 49.823 dolarlar seviyesinden işlem görüyor. Değerli izleyenler,
Yarının gündem maddelerini de hemen hızlıca paylaşalım sizlerle. Yarın saat 10'da yine yakından takip edilen verilerden bir tanesi Türkiye'de cari denge yaklaşık 3.3 milyar liralık bir açık vermesi bekleniyor. Cari dengenin aynı saatte Türkiye'de perakende satışlar Aralık ayı perakende satışlar verisi gelecek. Ve de 2023 verisi. Dış ticaret endeksleri yine aynı saatte saat 10'da. Saat 15'te OPEC aylık rapor var. Ve programımızın başında da söylediğimiz gibi saat 16.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyatları endeksi açıklanacak. Ocak ayı aylık beklenti %0,2 artması yönünde Amerika'da. Ocak ayında enflasyonun TÜFE'nin bir öncekindeki artış %0,3 idi. Yıllık beklenti ise %3,4'ten %2,9'a gerilemesi enflasyonun TÜFE'nin Amerika'da. Bu veri hakikaten çok önemli. Birçok yani hem tahvil piyasasını hem de hisse senedi piyasasını yakından ilgilendirecek verilerden bir tanesi seyrine göre. Yarın akşam da bunu izliyor, takip ediyor olacağız. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalınız, iyi geceler.